Merhaba arkadaşlar, Falcınberg Klan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurşun açılımı yapacağız, kurşun dökme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu videonun size hayırlı ve şifalı gelmesi adına, aynı zamanda döktüğümüz kurşunun sizlere, hanenize, özellikle ilişkinize fayda etmesi adına bu videoyu beğenip abone olursanız eğer ve bu aynı zamanda bu videoyu sonuna kadar izlerseniz o şekilde uyumlanma sağlanacaksınız arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde şu an videonun başında söylüyorum. Neden videonun başında söylüyorum? Çünkü bunu hala bilmeyenler, bunu hala anımsamayanlar var. Yani videoyu izleyip geçtiğiniz zaman bu videodan bir şifa alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu videoya bu emeği göstermeniz lazım ki bu videonun şifasını ve hayrını alın. Bu videonun vefk üzerinde, aynı zamanda kurşun açılımı üzerinde şifasını almanız bu şekilde sizin için daha doğru olacaktır arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki gündemimizde savaş olayları ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı şu anda insaniyet dışı hareketleri ve aynı zamanda insaniyet dışı çocuklara ve özellikle, yani her şeyi geçtim, çocukların ne günahı ne suçu var? Bu savaş içerisinde onların günahı suçu ne? Gerçekten iç acısı durumlar yaşıyoruz maalesef. Yani insanlık adına gerçekten çok kötü şeyler yaşıyoruz. İnsanlar gerçekten artık bir şekilde bir şeyleri paylaşamıyorlar arkadaşlar. Bunun örneğini görebiliyoruz, maalesef görebiliyoruz. İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı bu sıkıntılı dönemler inşallah atlatılır. İnşallah bunun üstesinden de bir şekilde geliriz. Yani biz ne olursa olsun Müslüman ülkesi olarak, yani bir Türkiye olarak gerçekten bu durumu ben kendime asla yakıştıramam. Asla ben bu durumla yaşayamam. Asla ben bu durumu bile isteye hayatıma devam edemem arkadaşlar. Ki herkes öyledir diye tahmin ediyorum. İnşallah bu savaş sıkıntısı da, savaş dönemi de biter diyorum. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun arkadaşlar. Hepimiz için kurşunumuzu inşallah şimdi dökeceğiz. Evet arkadaşlar, kurşunumuzu döküyoruz. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun diyorum. Evet, şu şekilde kurşunumu alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de şöyle bir bakın, inceleyin arkadaşlar, benim incelediğim gibi bu şekilde kurşunuzu döktük. İnşallah bütün böyle felaketlerin, sıkıntıların çıkması, hanenizden uzaklaşması adına. Bakın hemen şurada bir yılan başı gördünüz mü, belirdi. Yani sizler için niyet ettim, sizlere niyet alarak yaptığım bu kurşun dökme açılımında direkt bir yılan kendini belli etti burada. Başını böyle haneye doğru, yani size doğru kaldırmış. Hanenin içerisine doğru kaldırmış bir yılan. Yani bu yılanın haneyle ilgili bir sıkıntısı, bir sorunu var. Yani kimseyle anlaşamıyor bu. Yani öyle bir yılan ki bu. Dedikodu, husumet, bela ve vesvese bu insandan geçiyor. Yani gerçekten yılan gibi bir insan. Ne zaman, nerede, ne şekilde karşınıza çıkacağı belli olmayan bir karakter. Yani belli ki arkadaşlar, hanenize bir işlem yapılmaya çalışmış bu kişi. Tabii yapılan bu işlem haneyi biraz etkilemiş gözüküyor. Çünkü maddi açıdan biraz, açıkçası 5 senelik bir zaman dilimi içerisinde hanede bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı sürekli böyle bir durumdan geçtiğinizi görüyorum. Hane içerisinde biraz maddiyatı gerçekten olumsuz yönde etkilemiş bir yılan bu. Ama şöyle söyleyebilirim, bu yılan kendisini belli etmiş, yani görünen bir kişi bu. Görüyorsunuz, biliyorsunuz, tanıyorsunuz, uzağınızda aramayın. Bu yılan haneye zarar vermeye çalışmış. Bakın ne kadar da çok net belli olmuş, gördünüz mü? Yani böyle net bir şekilde belli olmasının nedeni de bu. Ne kadar bir zarar verici bir kişiliğe sahip arkadaşlar, bunu da söyleyebilirim. Yani bu yılanın hane içerisinde sadece iki kişinin ilişkisine dahi müdahale etmiş olabilir. Özellikle evli iki insanın ilişkisini
Berbat etmek, dağıtmak, ayırmak ve birbirlerine karşı soğuk olmasını sağlamak adına ya birçok şeyi de göze almış zaten bu. Gözü kara bir insan. Evet, bu insanın kim olduğunu biliyorsunuz. Bu insanın, bu insanla alakalı diyeyim artık arkadaşlar. Çok kötü bir haber alacaksınız siz. Alacağınız bu haber bu insanın sağlığıyla, hanesiyle, aynı zamanda çevresindeki insanlarla, ona güvenen kişilerle alakalı bir haber olacak. Çok net bir haber alacaksınız. Gerçekten çok net bir haber geliyor hane içerisine. Bu haber sizi gerçekten rahatlatacak bir haber. Neden rahatlatacak? Çünkü bu yılanın başına aldığı bir bela var. Bu beladan haberi yok. Bu bela arkadaşlar, ne olursa olsun bir haneye ya da bir kişiye ne olursa olsun bir işlem, bir büyü yaptırılmaya çalışılsa dahi o insan sadece ahı o insanın hayatında, yani yapan kişinin hayatında bir kaza, bir bela yaratır. Ki bu insanın hayatında da bir bela başına husumet olacağını ve bu belanın yaklaşık bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 6, 16 ve 26'lı tarihleri arasında hanesine geleceğini görüyorum arkadaşlar. Bu yılan öyle bir yılan ki haneyi zarara uğratmış bir yılan. İki kişiyi dediğim gibi arkadaşlar birbirlerinden ayırmış ya da birbirlerine karşı soğuk olmasını sağlamış. Hala böyle haneye gözünü dikmiş bakıyor. Hala kafasını kaldırmış, bakın. Yani yükselmiş, gördünüz mü? Yerden yükselmiş bir yılan. Şöyle başını kaldırmış haneye doğru bakıyor yani. Hala bir açınız arıyor, hala bir sıkıntınız arıyor. Tabii ki bulamıyor. Çünkü şu anda siz hane içerisinde artık sorumluluk almaya, artık sorumluluğun en büyüğünü, ne olursa olsun en sıkıntılısını almaya dahi razısınız. Bu hane içerisinde size bıraktığı etki çok büyük. Çünkü sizin kısmetinizin kapalı olduğunu görüyorum burada. Neden kapalı? İlişkiyle alakalı böyle bağdaştıramadığınız, yerine koyamadığınız, hatta ilişkiyle alakalı bazı sıkıntıları ve sorunları yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. Belki de bu sizsiniz. Tamamen size odaklı bir işlem yaptı. Bu insan ilişkinizdeki insanı, ilişkinizdeki karakteri, sevdiğiniz kişiyi sizden soğutup ve sizden uzaklaşmasını sağlayan bir kişi. Onun sürekli kulağına bir şeyler fısıldamak durumunda kalıp sizi ilişkinizden soğutuyor ve ilişkinizle alakalı bağlarınızı bitiriyor arkadaşlar. İlişkinizdeki insan da buna nazaren sizi suçlu, sizi hatalı, sizi sevilmeyen, güvensiz bir insan olarak görmeye başlamış. Bu başlangıcının açık ve net bir şekilde sebebi, dediğim gibi, dolduruşa getirilmesi. Siz hakkında olur olmaz konuşulması, olur olmaz muhabbete dahil olan bu insanın, özellikle isminin içinde de İ ve I harfinin net şekilde de göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Devam edeceğim şöyle. Bakın, birçok düşmanınız varmış. Birçoğunu yerle bir etmişsiniz. Gerçekten yaptıklarına karşılık pişman etmişsiniz. Ama bu düşman, hani şu göstermiş olduğum yılan var ya, öyle bir güçlü ki hani diğerlerine nazaren bununla uğraşmayı, yani zor uğraşıyorsunuz. Zor böyle hani gerçekten kim olduğunu size göstermemiş, iyi niyetli gibi gözüküp arkadan birçok iş çeviren bir insanmış. Ama birçoğunu halt etmişsiniz. Yani ne yılanlar görmüşsünüz, ne düşmanlar görmüşsünüz, ne düşmanlar karşınıza çıkmış. Bunların hepsinden kurtulmuşsunuz. Bakın, şu anda düşmanınız yok. Bakın, şu anda size düşman olan bir insan da yok. Ama bu yılan size hala düşmanlık çektiriyor. Hala sizin hakkınızdan dedikodu, husumet, bela ya da vesvese tarzında birçok şey yapıyor. Bundan da kendi başına aldığı belayla kurtulacaksınız arkadaşlar. Siz, çünkü bu insan kendi derdiyle, kendi sıkıntısıyla ve kendi hanesiyle uğraşmaktan size artık fırsat bulamayacak. Bu yılanı da bu şekilde atlatacaksınız. Ama hane içerisini biraz huzursuz gördüm ben. Yani hane içerisinde belirlenemeyen bir huzursuzluk var. Eve geliyorsunuz, akşam, sabah fark etmiyor. Eve geliyorsunuz, bir huzursuzluk var. Yani sürekli kendinizi bir şeylerle avutmaya çalışıyorsunuz. Ya şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, bugün şöyle mi yapsam? Ya sürekli uyusam mı?
Ya uyuyamıyorum da neden böyle oluyor dediğiniz birçok böyle bazı olaylara şahit olmuşsunuz, bazı olaylar görmüşsünüz. Arkadaşlar bu saatten sonra bakın videoyu zaten şu zamana kadar izlediyseniz bu videonun şifasını almışsınız demektir yani bu net bir şekilde. Bu zamandan sonra hane içerisindeki bu daraldığınız, sıkıntıya girdiğiniz, ya ben niye uyuyamıyorum, neden beni çok uyku bastırıyor dediğiniz tam tersi de olabilir çünkü. Bu şekilde bir etki varsa hanenizin içerisinde ve özellikle bir kişi hastalandığı zaman birçok kişinin de aynı şekilde hanede hastalanma durumu varsa eğer bunların bu saatten sonra gerçekten ciddi manada azaldığını göreceksiniz. Ama bu durum bitmeyecek. Bakın arkadaşlar azalacak. Gerçekten çok güzel bir rahatlama yakalayacaksınız ama bu durum bitmeyecek. Çünkü hane içerisine bir okuma işlemi yapılıyor. Hane içerisinde yapılan bu işlem bir hayvanın yağı ile, o hayvanın adını söylemek istemiyorum. Bir hayvanın yağı ile hane içerisine mühürleniyor böyle. Ne olursa olsun bu insanın peşini bırakmasın. Ben ölsem dahi bu insanın peşini bırakmasın diyerekten yapıldığı, niyet alaraktan yapıldığı bir işlem arkadaşlar. O yüzden bu işlemi kesinlikle ve kesinlikle ciddiye alın. Çünkü bu sizin ilk başta ilişkinize etki ediyor. Yani ilişkinizle alakalı çok iyi anlatsanız dahi o insanla çok iyi uyumlansanız dahi yani birbirlerinize ciddi sözler verseniz dahi sizi ayrılık dönemine sokan bir işlem. Ve aynı zamanda maddiyatla alakalı birçok hedefiniz varken bu hedefleri hem azaltan hem de sizi hedeflerinize ulaştırmayan bir işlemden bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü siz bunu iliklerinize kadar zamanında yaşamışsınız. Evet şu an biraz toparlanma döneminiz var. Gerçekten toparlandığınızı, gerçekten artık kendinize geldiğinizi, nefes aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Evet bir takım geçmişe dair hala böyle takıntılarınızın olduğunu söyleyebilirim ama gerçekten çok büyük bir toparlanma yakalayacaksınız. Bu toparlanmanın ardından zaten hanedeki sorumluluğunuz artacak ve aynı zamanda ben artık bu zaman için bundan sonraki dönemler için ne yapabilirim gibisinden bir düşünceye hakim olacağınızı görüyorum. Gerçekten haneyle çok uğraşılmış. Anneyle babayla özellikle çok uğraşılmış zamanında bakın arkadaşlar. Yani siz hayata, siz dünyaya geldiğiniz günden itibaren bakın ve ondan önceki zamanlarda hane ele alınıyor. Yani hane ile babayla anne ile alakalı işlem yaptırılıyor. Bu işlem bozuluyor ama daha sonrasında böyle sanki hedef siz olacak şekilde sizin adınıza bir işlem yapıyor. Çünkü siz metanetli, güçlü, iradesi güçlü olabilecek düzeyde ve sorumluluğu alabilecek düzeyde cesarette merhametli bir karakter olduğunuz için siz hedef alınıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işlem sizi vuruyor açıkçası en çok. Öyle söyleyeyim. O şekilde bir etki bırakmış. Gerçekten toparlanmışsınız. Yani artık böyle ayağa kalkıp bazı şeylerin üstesinden gelmek için gerçekten nefes aldığınızı görüyorum. Zaten dediğim gibi arkadaşlar sizin düşmanlarınızı bir şekilde hani alt etmek adına ya ben ne yapabilirim bunları kendimden nasıl vazgeçirebilirim nasıl ezebilirim bunların başını demek yerine artık böyle bazı şeylerin gerçekten hayatınızda siz istemeseniz bile sizinle uğraşan o insanlara ahınızın net bir şekilde geçtiğini ve tuttuğunu görüyorsunuz zaten. Zamanında da ah ettiğiniz insanlar olmuş ve bu ahınız öyle bir çıkmış ki o insanlardan. Kimisi belki kaza geçirdi, kimisi belki maddiyatını kaybetti, kimisi belki servetini kaybetti. Yani birçok şeyi belki de görmüşsünüz. Çünkü sizin ah ettiğiniz insanlar ahınızı yaşıyorlar arkadaşlar ve bu düşmanınızın da aynı şekilde ahınızı net bir şekilde yaşadığını göreceksiniz. Dediğim gibi yılan zaten kendini belli etti. Görünen bir insan, görünmeyen bir insan olsaydı kendini yüzünü belli etmezdi. Ve şöyle söyleyeyim size biraz esmer tenlerde hafif balık etlerde bir kişi gözüküyor. Orta boylarda bir insan gördüm arkadaşlar. Gözlerinin hafif büyük olduğunu ve göz altlarının hafif böyle morluk tarzında bazı izler olduğunu ya da yüzünde bazı izler olduğunu söyleyebilirim bu kişinin. Bilginiz olsun. Ama ilişkiyle alakalı sizin aranıza nifak sokmuş, sizin aranızı bozmak adına
İşlem dahi olmasa bile, nazar işlemi dahi olsa bile bu işlemin ortadan kalktığını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki insanın sizin yokluğunuzu çektiğini ve sizin yokluğunuzun ona nasıl zararlar verebileceğini anladığı bir zaman dilimi içerisinde. Yani öyle bir zaman dilimi içerisinde ki daralmış, ruhunu daraltmışlar bu insanı. Gerçekten bu insanın gözünü kör etmişler. Sizi görmemesini sağlamışlar. Resmen bunu yapmışlar arkadaşlar. Ama bu insan hala sizden vazgeçemiyor. Hala sizi özlüyor. Hala size karşı içinde bir, yani böyle özlemdiğim bir, hani yani boğazınız tıkanır ya arkadaşlar. Boğazınız tıkanır, konuşamazsınız. Ağlamakla olursunuz ya. Aklınızdaki insan şu anda bu durumda. Derdini hiç kimseye anlatamıyor. Siz hakkında olan derdini hele hiç kimseye anlatamıyor, söyleyemiyor. Çünkü kendisi hem hatalı hem suçlu, hem de insanların lafına sözüne çok inanmış, sizi yok saymış olabilir arkadaşlar. Bu yüzden yani böyle ağlamaklı, böyle boğazının resmen kurum kurum dolduğunu görüyorum. Size karşı yaptığı şeylere karşılık çok pişmanlık çekiyor. Tabii ki bunu arkadaşlarına, arkadaş çevresine söyleyecek, anlatacak. Artık yani bu vicdan azabıyla duramıyor, kendi içerisinde yaşayamıyor. O yüzden bunu anlatacak, söyleyecek ve onlardan fikir alacak. Yani hazırlıklı olun. Bu videoyu izlediğiniz günden itibaren adım bile alma ihtimaliniz var. Yani belki bu videoyu izlediğiniz andan itibaren aklınızdaki insandan sizi özledim diye bir mesaj tarzında bir şey gelebilir. Buna da hazırlıklı olun. Özellikle şu sıralar kulağınızı çok çınlatacak aklınızdaki insan. Gece yatarken özellikle saat 12-1 dönemlerinde, bakın gece 12 ve 1 dönemlerinde aklınızdaki insanın kulağınızı çınlatacağını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi hane içerisinde bir niyet alınan, hatta bu konuda tartışma demeyeyim de konuşulan bir şey var. Yani bir ev olabilir, bir iş merk yeri olabilir, bir ne bileyim tarla tapan meselesi olabilir. Böyle haneyi ilgilendiren bir konu. Haneyle ilgili, hanenin geleceğini belirleyen, hatta böyle teminat veren diyeyim artık arkadaşlar. Yani ben, bana şu olursa zamanında, ya da işte ne bileyim ben batarsam eğer maddi konuda, işte şu var diyebileceğiniz bir şey. Bu konuda size teminat veren bir şey. Bu konuyla alakalı siz büyük bir şey yapacaksınız. Hatta siz değil, bunu ailecek yapacaksınız. Buna bir karar verilecek. Karar verilen şey sizi çok rahatlatacak bir şey. Çünkü siz kariyerle, maddiyatla alakalı birçok şeyi kafanıza takan bir insansınız. Gerçekten hanede büyük bir sorumluluk almışsınız. Bunun için zamanında tabii ki engeller, özellikle olumsuzluklar karşınıza çok çıkmış. Ama haneyle alakalı artık böyle net bir aydınlanma yakalayacağınızı görüyorum. Çünkü hanenin bir konuda size kapı açtığını, özellikle geçmiş hayatınızda, yani bundan 10 yıl belki de 5 yıl öncesine kadar maddiyatla ilgili sizin kararlarınıza saygı duymayan insanların saygı duyduklarını göreceksiniz. Çünkü sizin fikirleriniz sizin maddiyatınızı yükseltecek şekilde planlarınız var. İnsanlara planlarınızı anlatmayın. Bu şekilde nazara çok geliyorsunuz, bilginiz olsun. Bakın, nazarın asıl temeli bu. İnsanlara iyi ya da kötü bir şeylerinizi anlatmayın. Anlattığınız zaman nazar enerjisini çok çekiyorsunuz. Çünkü insanlar sizin metanetli, güçlü, itaatkar, aynı şekilde iradesi güçlü bir insan olarak görebiliyorlar, bilebiliyorlar. Yani bu yüzden nazarı bu konuda çok çektiğinizi gördüm. Ama nazar diye bir şey kalmadı bu videodan sonra. Gerçekten bunu anlayacaksınız. Hayatınızda birçok değişiklikler olacak. Birçok değişiklikler. Bakın, bir tane değil. Düşmanlarınızın tamamen bittiğini görüyorum. Bir tane düşmanınız kalmış, bilginiz olsun. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaten hani düşman görmüştük ya. O zaten kendi ayağına sıkacak, bilginiz olsun. Sağlık açısından biraz tabii ki sıkıntılı bir dönem atlatıyor olabilirsiniz. Ya da çevrenizdeki bazı insanlar ya da bir insan sıkıntılı bir dönem atlatıyor olabilir. Biraz sağlık konusu şu anda biraz gündeme oturmuş, sıkıntılı olarak gözükmüş. Ama maddiyat ve ilişkiyle alakalı çözüme kavuşmayan,
artık çözüm bulması gereken birçok konuyu ele aldığınızı ve artık çözdüğünüzü görüyorum. Zaten siz ele almasanız dahi onlar kendi kendine böyle bir kapı gibi size açılacak arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmanıza bile gerek duymayacaksınız. Bu şekilde gördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Tabii ki hiçbir şey özel bakımın yerini tutmaz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.